Fotoğrafını çeken Özgür Özel'e uyarı cezası geldi. Tabii. Çünkü ama bunların videosu vardı arkadaşlar. Videosunu istedik sizden. Fotoğraf var. Uyarı cezası geldi Özgür Özel'e. O da gizlice milletvekillerinin dinlenme odası TB Başkanı İsmail Karaman'ın makam odası olarak düzenlendi. Odanın fotoğraflarını çeken ve paylaşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e uyarı cezası verildi diyor. Grup Başkan Vekiliymiş bu arada, sıfatı bu. Tamam, doğru hatırlamışım. Grup Başkan Vekili olarak verildi. Şimdi onu nasıl yaptı? Fotoğraflarını çeken ve paylaşan diyor. Fotoğraf sadece çekmemiş. Aynı zamanda video görüntüleri de var. Oda TV'ye göndermiş hemen. Oda TV'yi hemen göndermiş. Şu video görüntüleri Oda TV'den hatta şunlar. Şimdi kendi konuşması da var içerisinde, sesi de var. Ya. Ya sesini de açın, sesini de duyalım. Arada bir sesi geçiyor. Bak diyor, bilmem yapalım. Ne diyor falan heyecanla. Ses duyulsun arkadaşlar. Hadi neyi bekliyorsun? Başa alalım tekrar şu görüntüyü. Almadı. Konuşmuyor da sadece kısa bir yerde. Şimdi bak, burası meclis başkanının odasına girmiş. Yeniler revize edildi biliyorsun. Bir sürü saldırı oldu. Şu oldu, bu oldu. 15 Temmuz sonrası. Sesi biliyor. Meclis başkanının kendi abdest şeyi. Abdest şeyi. Buraya giriyor. Buraya hızlı çıkıyor buradan. Normal tuvaleti görünce. Koştur falan, herhalde dışarı çıkartacaklar. Buradan da odaya giriyor. Burası da mescit. Yan tarafta bak, elektrik panoları falan var. Panoları yani muhtemelen böyle, ya merdiven altı bir yer. Orası eğimli bir alan yani. O dibine doğru gidemezse bak, sandalye boyu boyuna yakın. Merdiven altı olma ihtimali var yani hani. Bir buçuk metrekarelik, 2 metrekarelik bir alan. İsmail Kahraman'a yakıştıramadık. Mescit gibi bir yeri biz otoparklardan çıkartmaya çalışırken falan merdiven altında mescit yapmış. Namaz kılan bir adam şu oturup da odasının bir köşesinde. Şimdi bak. 1 metrekare kendi sıcak kadar bir yer. Abdest şeyi. Dedi. O iki tane lavabo var. Bir tanesi ayağı falan bilmez. Anlatayım diye söylüyorum. Abdest şeyi o. Ayağını falan yıkamak için yaşı da geçkin olduğu için oturmak durumunda kalıyor. Otururken de lavabo ayağını uzatamıyor. Özgür Özel'e mi anlatıyorsun bunları? Bunu Özgür Özel'e anlatıyorum. O yanlış ama oradan başlamayacaksın. Onu duştan başlayacaksın ona. Öyle mi? Peki. Gusülden başlayacaksın. O aşağısı, o daha yani bak, detay onun için. Bir örnek vereceğim. Bu adamlar hani hukuk, adalet, şu bu falan filan meselelerini savunuyorlar ya. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Adalet meselesinde, hukuk meselesinde gireceğiz ayrıyeten. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey yapıyorlar ya, yapmışlar bütün özgürlükler, adalet, şu bu falan filan diye. Bir anne, daha doğrusu bir çocuk, ilkokul çocuğu, okulda arkadaşlarının kendisini sıkıştırdığını, tartakladığını falan söylüyor. Anne okul yönetimine gidiyor. Okul yönetimi diyor ki ya bununla ilgili bir delil yok, bir şey yok. Yani çocuğunuzun iddiasıyla kalkıp diğer çocuklara suçlayacak halimiz yok. Bunun üzerine anne çocuğunun sırt çantasına, okul çantasına cep telefonunu kayıt haline, tabi okula teslim ederken, bırakırken kayıt haline alıyor ya da bir kayıt cihazı koyuyor. Yerleştiriyor. Ve akşam ya da ilk teneffüsten sonra, öyle söyleyeyim, ilk aradan sonra çocuğu alınca görüntülerde çocuğunun taciz edildiği, tartaklandığı görüntülerini kaydetmiş vaziyette sırt çantasında görüyor. Ve bunu alıyor, götürüyor okul yönetimine. Okul yönetimine diyor ki bak, benden delil istiyordunuz. Aha, size delil. Kaydettim. Buyurun. Bak çocuğumu nasıl tartaklıyorlar ediyorlar. Hadi bir işlem yapın. İşlem yapılıyor ama anneye yapılıyor. Tamam. Meskun bir mahallede özel bir alanda, özel bir alan, tabii. O alandakilerin izni olmadan çekim yaptığı için anneye ceza kesiliyor. Mesela. Şimdi burası Amerika diyebilirsin. Özel hayata dair çok privacy diyorlar. İşte özel hayata herhangi bir müdahaleyi asla affetmiyor. Aynen. Kendi bahçesinden kapıdan geleni indiriyorsun aşağı, adam seni içeri atmıyor. Aynen. Şimdi sen meclis başkanının odasına girmişsin. O da dediği mahrem bir yerdir. Ayıp yahu. Tamam, belki milletvekillerini, grup başkan vekillerini gezdiriyor olabilirler. Hani yeni hali, son durumu. Çünkü bir sürü yatırım yaptı, şöyle etti, şu oldu, bu oldu falan filan deniyor. Bu olabilir. Gezdiriyorlardır. Bir kere izin istersin çekim için. Çünkü koştur yapıyor. Geliyorsun. Abdest bilmem neyse şeysi falan filan. Abdest şeysi diyorsun. Yan tarafına geliyorsun. Namaz kılmak için falan kendi odasından bir bölüm ayırarak küçük bir mescit yapmış. Hani namazımı burada kılayım edeyim falan diye. Çok rahatlıkla kapısını kilitleyip yere seccadeyi serip odasında da kılabilir. Sorun da değil. Fakat bütün bunları işte hep şey söylediğimiz mesele bu. Yani bu adamların şahsiyete, partiye, şuna buna falan düşmanlıkları değil. Yani orada kalkıp da mescidi göstermesinin, bunu söyleyelim, abdest şeyi bilmem ne demesinin mesele altında bu. Yatan bu. Biz böyle birkaç milyon cümle kurarak aslında işte anlatıp gösteriyoruz, bununla gösteriyoruz. O da TV'nin görüntüsüyle gösteriyoruz falan filan ama ne demek istiyoruz? Ya aynen öyle. Nedir? Avrupa'da biz İslamofobi arıyoruz. Evet. İslamofobinin kralını burada yapıyorlar. Asıl fobikler burada. Aynen öyle. Ve buradan şey değilim bak, yani şunu söylemiyorum Hikmet. Bu hususlarda radikal olan bir adam değilim. Yani hani hep söylerler, ederler. Farklı dinlerden de, farklı görüşlerden de bir sürü arkadaşlarımız vardır. Konuşuruz, görüşürüz.
Ayrı bir dava. Fakat bu mesele, abdest bilmem şeysi dediği mesele, bak mescidi bilmem nesi dediği mesele, direkt İslamofobidir kardeşim. Direkt mobbingdir, tamam mı? Yani şak, giremezsin, evet, çekemezsin, bu çekimleri yapamazsın. Ama kime söylüyoruz? Elinde FETÖ'nün tapeleriyle mecliste bilmem sallayıp, o bilmem uydurulmuş şeylerle falan, tabii, genel başkanlarının kullandığı, çok, bir partinin grup başkan vekilinin yaptığı şeyi de çok görmemek lazım aslında bakarsan. Bak, bunu böyle söyleyince kızıyorlar. Kızmadan bu söylediklerimizin karşısında makul bir cevap sebeple, aynen, makul bir şey olur. Mesela de ki bu efendim burada bu yapılan abdest şeyi, abdest şeysi normalde radyasyon yayar. Mesela, radyasyon yaydığı değil için mi? Ben yan odadan bunu alırım. Allah muhafaza bilmem ne kanserine düçar olabilirim. Bu yüzden meclis başkanı kendi abdest şeysi için beni başka bir şeye göndermesin. Bunu espri ama böyle ama yani bir sebep al. Şimdi bak meclis başkanı. Meclis başkanı diyorsun ya. Protokolde ikinci adam değil mi? Cumhurbaşkanından sonra. Tabii. İkinci kişi. Yaşı başına belli bir yaşa gelmiş bir insan. 80'e merdiven dayanmış. 80'e merdiven. Allah sağlık sağlık uzun ömürler versin. Kim o makam? Meclis başkanı. Adamı yaşta. Bak namazın abdestini işte daha önce ameliyat geçirdi bilmem ne. Abdest şeysi almış. Hani rahat alabilmek için. Almış, koymuş oraya. Arkasından bir tane mescit yaptırmış. Yaptırdığı mescit de sandalyenin boyutuna bakıyorum. Dibine doğru falan namaz kılamazsın. Ve bizim böyle uzun bir adamsan giremezsin bile onun içerisine. Yanında elektrik panoları var. 1,5-2 metrekarelik bir alan. Yere de 100 liralık halı koyarsın. Namaza durursun. Niye oraya yapmış? Niye burayı kapatıyorsun? İşte burada olmaz mı diyorsa. Ya misafiri vardır da, öyle değil mi? Misafiri vardır da üzerine değişici bir kıyafet koyuyor olabilir mesela. Şimdi sevgili Murat Çiçek. Hani diyoruz ya amaç müziği yemek, bağcı demek meselesinden bahsederiz ya. Şimdi arkadaş, ya tamam meclis başkanı bunu yapmış. Helal hoş olsun. Bir tane abdest şeysi almış. Seninle ilgisi olmayan. Klozet de altından değil. Bir de elektrik panosunun yanına bir tane halı atmış da bir de sandalye koymuş oraya. Oturup bunu gizli çekip bu kadar sefil bir siyaset. Bak dün söyledim. Süfli bir siyaset. Ne bekliyorsun ki karşı taraftan? Bravo. Bunu aynen yaptın, meclise anlattın. Bu kadar süfli. Özeline girmiş. Abdest şeysine girmiş. Sifonu çekmiş. Bilmem, buralara girip de ne kazanç o şu. Durduramadığım işi var içerisinde. Ben dün söylediğimde dün çok tepki almışım. Bu arada yine söyleyeyim bu. Ya CHP'nin dinle alakası var. Aha al. CHP'nin dinle alakası bu. Ha beni ilgilendirmiyor. Dinsiz olabilirsin. Ateist de olabilirsin. Öyle değil mi? Biz adama niye ateistsin, niye dinsizsin? Abi şeydi yani mecliste CHP'nin deist olanı, ya işte bu geçenlerde gayrimüslim olanı, AK Parti içerisinde de gayrimüslim olan ya milletvekilleri var olabilir. Ya adamın dinsiz, Hristiyan, Budist olması meselesi zaten benim iş, yani benim dinim izin vermiyor bir adamı bu taraftan oturup da. Senin dinin sana, benimki banadır, emri bil maruf, eni meyhanil münker, bunları biz bunu biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz. Peki arkadaş, niçin bunu yapıyorsun? Diyorum ya, CHP'nin dinle derdi var, din, Müslümanla derdi var. CHP bu ülkede olduğu süre içerisinde ezanın değiştirilmesinden tut da ta 28 Şubat'a kadar iktidarın ucundan kıyısından, orasından burasından geldiği her noktada ya Müslüman'a eziyet çektirmiştir, ya dinle uğraşmıştır, ya camiyi ahır yapmıştır. Şimdi küçük bir odanın panonun yanında 1 metrekare besliyorunca dayanamayıp çekiyorsunuz. Aynen, ha, ama bir şey söyledim abi, sen bunu söylemeden geçme, bunu böyle geçmeden bırakmam. Bu adamdan aynı zamanda hani bu halkın parası falan filan diyor ya, hani halıya taktı Ahmet şey bilmem ne tuvalet şeysine. Şimdi abicim, ne kadar çok buraya para harcadı deneye getiriyorlar. Bir telefon herhalde. Bir dakika, bu telefonu kim yapacak peki, ne yapacağız Özgür Özel? Elif Sel mi ne, hangi seldi bu? Adana milletvekili. 2.4 milyon yapma gözünü seveyim. Aa, doğru, 2 küsür milyon. Onda ben 100 litre abdest şeysi alırım. Bütün mescitte var ya abdest şeysinden alırım. Döşeye döşeye ta Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Binası'na kadar giderim. Buna geri bir ödeme yapmadılar. Bu benim hakkım dedi değil hiçbir mi? Hiçbir şey. Patır kötür devlete ödettiler bu parayı. 2 milyon 400 bin liralık. Peki. Sen devlete bir de o bir şey de değil. Bak, kapattılar o mevzuyu. Niye? 2.400 birinci. İkinci CHP. Üçüncü CHP. Doğru, dördüncü doğru, CHP. Doğru. Altıya kadar CHP gidiyor. Doğru. Ama 2.400, 1.200, 650, 700'de doğru aşağı iniyorsun. Bu şekilde pervasızca halkın bilmem ne telefonunu. Adam alo ha, anne makarna koydum gel İsviçre'den. Bunun telefonunu konuşmuşsun. Ondan sonra arkasından sen diyorsun ki mescit şeysi yapmış. Bak doğru. Abi hiç dayanamıyorsunuz. Doğru. Müslüman düşmanısınız. Aynen öyle. Yani bunu İslam düşmanısınız. İşte bak böyle masraf yapıyorlar. Boşuna masraf yapıyorlar. Kaleminden girse.